Merhaba sevgili arkadaşlar. Ülkemizin gerçeklerinden bir tanesi olan deprem çok yakın bir zamanda Elazığ'ı vurdu maalesef. Onun öncesinde de Manisa'yı deprem sarsmıştı hatırlıyorsanız. Biz de bu videoyu çekme ihtiyacı duyduk. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerekiyor? Öğrencilerimizi, halkımızı bilinçlendirelim istedik. Bununla alakalı nacizane bir katkımız olursa ne mutlu bizlere. Bu videoyu paylaşarak da sizler yakınlarınızla paylaşarak da ülke olarak birbirimize destek olabiliriz arkadaşlar. Lütfen videoyu izledikten sonra beğenmeseniz bile önemli değil ya da yorum yazmasanız dahi önemli değil ama lütfen yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. Toplum olarak kalkınmak istiyorsak, birbirimize destek olmak istiyorsak bu tür içeriklerin, bu tür yardımlaşma etkinliklerinin çoğalmasını istiyoruz ve o yönde hazırlıklar yapmaya çalışıyoruz sizler için. Dilerseniz başlayalım. Deprem bizim hayatımızın gerçeklerinden bir tanesi arkadaşlar. Ülke olarak deprem kuşağında bulunuyoruz. 3 tane önemli deprem kuşağı var ülkemizde. Doğu Anadolu deprem kuşağı var. Bunun içerisinde özellikle bakın Elazığ, yani çok yakın bir zamanda meydana gelen depremde can ve mal kayıpları meydana geldi. Canlarını kaybeden, hayatlarını kaybeden kişiler için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Geçmiş olsun inşallah yapılan yardımlarla çok hızlı bir şekilde toparlanıp ayağa kalkacaktır o bölgeler. Malatya'da da yine can kayıpları vardı. Arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesinde bakın Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Malatya. Buralarda bakın bunlar birinci derece, yani kırmızıyla gösterdiğimiz bölgeler birinci derece deprem kuşağında bulunan bölgelerimiz olmuş oluyor. Sonrasında bakın şurada Kuzey Anadolu fay hattımız var. Tokat, Samsun, Çankırı, Bolu, Düzce ve İstanbul'u da hatta içine alıyor. Bu şekilde ilerliyor. Bir de Batı Anadolu, yani Ege bölgesini içine alan bir fay hattı bölgemiz var. Burada da işte Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın gibi çok önemli illerimiz bulunuyor. Yakın zamanda da zaten Manisa'da depremin meydana geldiğini hatırlıyoruz. Arkadaşlar bakın neredeyse topraklarımızın yarısı deprem kuşağında bulunuyor. Yani birinci derece deprem kuşağında bulunuyor. Bu açıdan bizlerin depremle yaşamaya alışkın bir topluluk olması gerekiyor. Yani depreme uyum sağlamamız gerekiyor. Onunla mücadele edemeyiz. Yani doğayla mücadele edemiyoruz. Ne yapacağız? O zaman önlemlerimizi ona göre alacağız. Evlerimizi ona göre inşa edeceğiz. Ve kendimizi bilinçlendireceğiz arkadaşlar. İlk olarak deprem öncesinde neler yapılması gerekiyor? Yani bununla alakalı hazırlıklar neler olmalı? Bunu bir anlatalım istiyoruz. En önemlisi arkadaşlar deprem öncesinde mutlaka her evde bir tane deprem çantasının olması gerekiyor. Bunu sadece deprem oldu diyelim bir bölgede, haberlerde izliyoruz. Haberlerde izledikten sonra aklımıza gelen bir şeydir bu deprem çantası hazırlamak. Ve çoğumuzda, hatta yarımızdan fazlamız deprem çantasını falan hazırlamaz. Haberlerde izleriz, ah vah ederiz, üzülürüz ama deprem çantası hazırlamayız. Arkadaşlar deprem çantası hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Genellikle yani yerimizi belli etme adına arkadaşlar, yani ses çıkarmamız gerekiyor. Diyelim ki enkaz altında kaldık, Allah korusun. Yerimizi belli etmek için düdük bulundurmamız gerekiyor arkadaşlar. Düdüğü deprem çantasına koyabiliriz. Ekmek koymamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü ekmek bayatlayıp küflenebilen bir şeydir. Deprem çantası hazırladığımızda deprem çantası belki bir yıllık olacak bir çanta. Yani biz onu sene içerisinde hazırlayacağız. Belki 6 ay, 1 sene, 2 sene açmayacağız bile. Hazırlayıp evimizin bilinen bir köşesinde, çok merkezi bir yerde tutmamız gerekiyor onu. Bu sebeple ekmek koyarsak bayatlayacaktır. Yani ekmek koymamıza deprem çantasına gerek yok. Peki ne koyabiliriz? Bisküvi koyabiliriz arkadaşlar. Bisküvi çünkü hemen bayatlayan bir şey değildir. Düdük koyabiliriz dedik. Bisküvi koyabiliriz. Battaniye koymamızda fayda var. Çünkü soğuk havalarda, mesela şu an yakın zamanda gerçekleştiği için havalar çok soğuk. Birçok bölgede kar yağıyor. Enkaz altında kalmışsak, yakınlarda bir yerde deprem çantasına ulaştığımızda battaniye yardımıyla kendimizi ısıtabiliriz. Bu sebeple battaniye konulmasında fayda var. Radyo koymamıza yine gerek var diyebiliriz. Çünkü radyoyla dışarıda gerçekleşen kurtarma çalışmalarıyla alakalı ya da bölgedeki depremin büyüklüğüyle alakalı bilgiler edinmek için radyoyu çalıştırabiliriz. Tabii ki içerisinde pil de olması gerekiyor. Pil ve radyonun yan yana bulunması gerekiyor arkadaşlar. Su bulundurmamız gerekiyor. Yine su da bayatlamayan bir şey olduğu için
Suyu da deprem çantasına koyabiliriz. Şarj aleti koymamıza gerek yok. Hocam hepimizde telefon var diyeceksiniz belki ama yani cep telefonu şarj edilse de edilmese de önemli değil. Yani önceliklerimiz farklı. Hayatta kalmak. Yani su gibi, işte bisküvi gibi bakın beslenme ihtiyacımızı giderdik. Üşümememiz için, hastalanmamamız için, yani soğukta şoka girmememiz için battaniyenin bulunması gerekiyor. Yerimizi belli etmek için düdüğün bulunması gerekiyor. Ama şarj aletine arkadaşlar gerek yok. Yani zaten şarj aleti bulundursak da bina yıkılacağı için elektrik, doğalgaz, su şebekeleri de kesileceği için deprem anında otomatik olarak kesiliyor artık onlar. Yani şarj edecek bir yerde olmayacaktır. Gereksiz. Peki deprem çantasını hazırladık. Arkadaşlar deprem öncesinde yapılması gereken en önemli çalışmalardan bir tanesi de binamızla ya da oturduğumuz evle alakalı ilgili yerlerden belediyeler olabilir, işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olabilir. Buralardan binamızla alakalı ya da evimizle alakalı yani depreme dayanıklı mı, yapı olarak yani zemin etüdü sağlam mı, zemini sağlam mı değil mi gibilerinden bilgi almakta fayda var. Bilgi alınmalı. Bina ile alakalı bu bilgiyi aldıktan sonra hani belki o evden çıkıp gerekli sağlamlaştırma çalışmaları yapıldıktan sonra oturulabilir ya da başka bir yere taşınılabilir. Yani daha sağlam binalarda oturmak için bu önlem alınmalı. Bununla alakalı da halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Arkadaşlar doğal afet sigorta kurumu dediğimiz bir kurum var, DASK. Burada deprem olabilir, yangın olabilir, sel olabilir. Bir doğal afet gerçekleştiğinde evimizle beraber, yani içindeki eşyalarla beraber bu kurum sigortalamış oluyor. Herhangi bir can ve mal kaybı olduğunda yani biraz o acılarımızı hafifletme adına gerekli yardımlarda, gerekli ödemelerde bulunan bir kurum. Bu sebeple sigortanın yapılması çok çok önemli diyoruz. Ve acil numaraları öğrenmemiz gerekiyor. Bilmeyenlerimiz vardır. Yani 112, işte itfaiye ihtiyaç olabilir, 110, işte 155 Emniyet Genel Müdürlüğü ile alakalı bu numaraların öğrenilmesi gerekiyor. İlk yardım eğer bilmiyorsak arkadaşlar ilk yardım kursuna gidip hatta bununla alakalı okullarda bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. İlk yardım öğrenmemizde çok fayda var. Çünkü hayatta kalırsak inşallah tabii ki daha sonrasında deprem sonrasında deprem altında ya da enkaz altında kalan kişilere yardımda bulunabiliriz değil mi? Yani hadi beni kurtardılar ben iyiyim hadi eyvallah diyemeyiz. Biz de diğer insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Bu sebeple ilk yardım öğrenmemiz, edinmemiz çok çok önemli. Ve arkadaşlar mahallenizde ya da bölgenizdeki toplanma alanlarını öğrenmeniz gerekiyor. Yani hangi mahallede oturuyorsan E-Devlet'ten girip bununla alakalı toplanma alanları E-Devlet'te yazıyor çünkü. Yani kendi mahallenize ait toplanma alanını E-Devlet'ten girip bakarak o yeri ya da işte sokağı veya mahalleyi öğrenerek deprem anında ya da deprem sonrasında tabii ki deprem sonrasında o alanda toplanmanız gerekiyor. Çünkü yardımlar toplanma alanlarına gelir arkadaşlar. Yani sizi bulup yani evinize kadar yardım getirmezler. Toplanma alanlarına yardım gelir. Siz de aç ve susuz kalmak istemiyorsanız ya da hava soğuksa üşümek istemiyorsanız bu toplanma alanlarına gitmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu bilgilerin öğrenilmesi, deprem çantasının hazırlanması, binanızla alakalı gerekli bilgilerin alınması bunlar deprem öncesinde yapılması gereken çalışmalardan. Bir de şunu söyleyebiliriz. Mesela evinizin tapusu olabilir, değerli belgeler olabilir. Onu da aklımıza gelmişken söyleyelim. Değerli belgeler. Bunlar önemli arkadaşlar. Deprem geçtikten sonra yani sizin o evin oraya yani orası size ait olduğunu gösteren işte evinizin tapusu olabilir, senetler olabilir. Başka diğer değerli belgeleri de şeffaf dosya kağıtlarına ıslanmayacak şekilde koymanızda fayda var. Deprem sonrasında onlar zaten bulunur ve size teslim edilir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Peki, deprem gerçekleşti. Allah korusun bir deprem gerçekleşiyor diyelim. Açık alandaysanız arkadaşlar olabildiğince boşluk alanlara gitmekte fayda var. Yani meydan gibi işte boşluk alanlar olabilir. Buralara gidip beklemekte fayda var. Yani binaların kenarlarında, köprülerin altlarında falan beklemeye hiç gerek yok. Direkt açık alandaysak açık alanda beklememiz gerekiyor. Ama bina içindeysek 3 tane önemli pozisyonumuz var.
İlki arkadaşlar, çök. Hemen ne yapıyoruz? Evde oturuyorduk, film izliyorduk belki. Deprem olmaya başladı, sarsılmaya başladı. Koltuktan hemen çökerek salonda mesela ya da odada, nerede olursanız olun fark etmez, sağlam olduğunu düşündüğünüz bir eşyanın yanına çökmeniz gerekiyor. Sonrasında kapanma pozisyonu alıyorsunuz. Çök, kapan, tutun. Bu nasıl oluyor? Ellerinizle ense ve başınızı korumaya alıyorsunuz. Çünkü buralar hayati organların olduğu bölgeler. Yani baş ve göğüs bölgesi, özellikle sinirlerin çok fazla geçtiği boyun bölgesi çok önemlidir. Buraları bizim koruma altına almamız gerekiyor. Zaten masanın altına girdik ya da dayanıklı bir eşyanın yanında durduk diyelim. Çök, kapan ve o eşya ile birlikte zaten titreyeceği için, onun da savrulup gitmemesi için tutunmanız gerekiyor o eşyaya. Çök, kapan ve tutun pozisyonunu alıyorsunuz. 3 tane önemli, bakın bu arka arkaya yapmanız gereken bir davranış. Yani hayati bir davranış. Çök, kapan, tutun davranışını gerçekleştiriyorsunuz. Ve depremin bitmesini, yani o sarsıntının bitmesini bekliyorsunuz. Yaklaşık 30 saniye de sürebilir, 50 saniye de, 1 dakikada sürebilir deprem ya da sarsıntı. Sarsıntı bitene kadar bu pozisyonda kalıyorsunuz. Sarsıntının bittiğini hissettiğinizde binayı terk etmeniz gerekiyor. Yani binada beklemeniz çok çok risklidir. Bu sebeple sarsıntı geçtiyse, yani elektrikler kesileceği için üstünüzde çakmak varsa, ben şu etrafımı bir aydınlatayım, yani gece meydana gelmiş diyelim deprem, etrafımı aydınlatayım diye kesinlikle çakmak ve ateş yakmıyorsunuz. Çünkü bir gaz kaçağı olabilir. Siz çakmağı ya da ateşi çaktığınız anda bir patlamayla yangın çıkabilir. Bunu yapmıyoruz. Balkon ve asansörlerden uzak duruyoruz. Merdivenleri kullanarak çıkmamız gerekiyor. Yani binayı merdivenleri kullanarak terk edeceğiz en son. Ama öncesinde arkadaşlar, yani binadan çıkmadan önce eğer vaktimiz varsa, kendinizi de iyi hissediyorsanız, vanaların kontrolünü yapmanızda fayda var. Doğalgaz vanaları, işte elektrik sigortaları vesaire, bunlar açık olabilir. Bunları kapatmakta fayda vardır. Çünkü oluşabilecek bir yani ekstra deprem haricinde işte yangın olabilir, bir patlama olabilir. Bunun önüne geçmiş oluyorsunuz böylece. Bunlar yapılması gereken davranışlar arkadaşlar deprem sırasında. Ve son olarak deprem sonrasında, yani deprem gerçekleşti, dışarı çıkabildiniz, binadan dışarı çıkabildiniz, tabii ki toplanma alanına gitmeniz gerekiyor. Toplanma alanına gittiniz, kendinizi iyi hissetmeye başladınız biraz, çünkü orada bir şeyler ikram ettiler, su ikram ettiler, sizinle ilgilendiler, kendinizi iyi hissetmeye başladınız. Toplanma alanından size ihtiyaç olmadığı müddetçe ayrılmamaya çalışın. Tekrar ediyorum, yardımlar çünkü oraya gelecek, başka bir yere yardım gitmeyecek. Bina ve köprülerden de uzak durmamız gerektiğini söylemiştim. Hasar görmüş binalar olabilir, onlar artçı sarsıntılar var. Artçı sarsıntılar büyük depremden sonra meydana gelen depremlerdir. Yani küçük depremler olarak düşünülebilir. Bu artçı depremler sebebiyle hasar görmüş binalar yıkılabilir. Yıkılmamıştır ama hasar gördüğü için bu küçük sarsıntılar sonucunda yıkılabilir. Bu sebeple bina ve köprülerden uzak durulmalı. Kendinizi iyi hissettikten sonra ilk yardım çalışması eğer veya işte ilk yardım öğrenmişseniz, yardım çalışmalarına katılmanızda fayda var. UMKE ve AFAD, yani bu tür doğal afetlerde ilk öncelikli olarak bölgeye giden kuruluşlar olmuş oluyor bunlar. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı da AFAD olmuş oluyor. Bunlar bölgede enkaz altında kalmış olan, depremde etkilenmiş olan bölgelere yardım ulaştıran kurumlar olmuş oluyor. Tabii ki Kızılay'ı unutamayız. Kızılay'da yiyecek, giyecek, barınak yardımında bulunuyor arkadaşlar. Bunu da belirtiyoruz. Peki enkaz altındaysak, deprem bitti diyelim ama biz enkaz altından çıkamadık Allah korusun. Enkaz altından çıkamadıysak arkadaşlar, yapacağımız en önemli şey ses çıkarmak. Yani bizim yerimizi belli edecek sesler çıkarmamız gerekiyor. Bunun için az önce de belirtmiştik. Ne kullanabilirdik? Bakın, deprem çantasına ulaşmışsak düdük kullanabilirdik değil mi? Ya da çevremizde bulabildiğimiz metal parçası olabilir, tahta parçası olabilir. Onlarla etrafımıza vurarak ses çıkarmaya çalışabiliriz. Gücümüz yetiyorsa bağırabiliriz. Bu şekilde yerimizi tespit edip bizi bulmaları hızlanmış olur. Daha çabuk bir şekilde bulabilirler arkadaşlar. Anlatacağımız öneriler, tavsiyeler bunlardı.
Lütfen çevrenizle, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun.